Ünlü şarkıcı Teoman vasiyetini açıkladı. Sanatçı Sabah gazetesine verdiği röportajda kanuni düzenlemeler nedeniyle istediğim gibi yazamadım ama ölümüm halinde birikimlerimin 1/4'ü çocuk esirgeme kurumuna gidecek. Gerisi doğal mirasçım olarak kızım alacak dedi. Nasıl bir baba olduğu sorulan Teoman kendini baba olarak beğenmediğini söyledi. Şarkıcı kendimi baba olarak çok beğenmiyorum ama kızımın bu konuda derdi yok. Benim şapşallıklarıma çok gülüyor, beceriksizliklerime. Ama ona güven duygusu vermeye çalışıyorum. Küçükken kendimi babam olmadığı, maddi olarak da zayıf olduğumuz için hep güvensiz hissettim. Dayanağım olmadığını düşündüm hep. Bu beni huzursuz biri yaptı. Kızım öyle hissetmesin istiyorum diye konuştu. Yasak Elma, Bodrum Masalı ve Gülbeyaz gibi yapımlarda yer alan şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, Bodrum'un en sevdiğim tarafı sınıf farkı çok daha az sözleriyle gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarından ünlü isme tepki yağdı. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, son röportajında Bodrum'da sınıf farkının az olduğunu söylemesiyle sosyal medyada gündem oldu. Bodrum'un en sevdiğim tarafı sınıf farkı çok daha az diyen 50 yaşındaki Sam şu ifadeleri kullandı. İster zengin ol, ister orta halli, ister fakir. Herkesin burada eğer başını soktuğu bir evi varsa mutlaka bahçesi var, iki katlı. Büyük apartmanlar, gökdelenler olmadığı için herkes eşit koşullarda. 3 aşağı 5 yukarı yakın koşullarda yaşıyor. Bunu çok seviyorum. Sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin bu açıklamasına tepki gösterdi. Sadece zenginler yaşıyor. Herkes zengin olunca sınıf farkı da olmuyor. Şevval Sam iyice canlandırdığı karakterlere benzemeye başladı. Şevval Sam ile aynı sokakta oturuyoruz. Ben apartman dairesinde, kendisi ise muhteşem bir köşkte oturuyor. Önünde Mercedes'i, şirin bir minibüsü var. Bizim apartmanda 16 hane var. Arabaları nereye koyacağımızı şaşırıyoruz. Sınıf farkı yok. Aynen. Gibi yorumlar dikkat çekti.